Bir önceki videoda 1'in 24 tane kökünün hangileri olduğunu bulmaya çalışıyorduk. Bulduğumuz bu köklerin karelerini alıp imajiner kısımlarının da mutlak değerlerini bulup toplayacağız. Evet, kaldığımız yerden devam edecek olursak işimize yarayacak köklerin hangileri olduğu konusunda konuşuyorduk, öyle değil mi? Burası pi bölü 12. Evet, şu şekilde işaretleyeyim. Aslına bakarsanız pi bölü 12 olan buradaki açı. Bu sayı e üzeri pi bölü 12 i. Şu anda açıları gösteriyorum, anlaştık mı? Bu 2 pi bölü 12 yani pi bölü 6. Bu 3 pi bölü 12 yani pi bölü 4. Burası 4 pi bölü 12 yani pi bölü 3. Burası 5 pi bölü 12. Burası da tahmin edeceğiniz üzere 6 pi bölü 12 yani pi bölü 2. Evet, bu şekilde devam edebiliriz. Bu sayede işin matematik kısmını da basitleştirmiş oluruz ama bu köklerin karelerini alacağımızı da hatırlatmak istiyorum. Elimizde a artı bi karmaşık sayısı varsa ve bunun karesini almak istiyor isek ne elde ederiz? Evet, bunun karesini alırsak ne buluruz? A kare artı 2abi artı bi'nin karesi, bu da eksi b kare, öyle değil mi? Bunu a kare eksi b kare artı 2abi olarak yazabilirim. A kare eksi b kare reel yani gerçek kısım, 2ab ise imajiner kısım olacak. Bunu size göstermemin sebebi ise soruda bizden köklerin karelerini alıp imajiner kısımlarının mutlak değerlerini bulmamızı istiyor olmaları. Başka bir deyişle ihtiyacımız olan şey 2ab'nin mutlak değeri ya da 2 çarpı ab'nin mutlak değeri. Şimdi buraya geri dönecek olursak, buradaki köklerin hepsinin a ya da b'nin negatif olduğu analogları vardır. Mesela eğer bu a artı bi ise a eksi bi burada olur. Eksi a eksi bi burada ve eksi a artı bi de burada olur. Ama eğer dikkat ettiyseniz bunların karelerini alıp karesini aldığımız değerin imajiner kısımlarının da mutlak değerini bulacak olur isek aynı şeyi elde edeceğiz. İmajiner kısmın mutlak değeri yani a çarpı b'nin mutlak değeri a çarpı b'dir. Eksi a çarpı b'nin mutlak değeri de a çarpı b'dir. Hepsinin neden aynı olacağını anlıyorsunuz değil mi? Bunların hepsinin analogları da aynı olacağına göre buradaki 1, 2, 3, 4 ve 5 tane kökün değerini bulup bulduğumuzu 4 ile çarpmamız yeterli olacak. Neden? Çünkü birim çemberin etrafında bunların her birinden 4'er tane var ve bu sayede işimiz epey bir kolaylaşmış olacak değil mi? Buna ek olarak buraya eklediğimiz kök olan biri de hesaba katmayacağımızı daha önce defalarca söylemiştik. Hesaba katmayacağımızı unutsak bile bir şey olmayacak aslında, çünkü birin imajiner kısmı zaten yok. 1'in karesi yine 1'dir ve az önce de söylediğim gibi 1'in imajiner kısmı yok. Buna ek olarak pi bölü 2 yani 90 derecelik açıyı da hesaba katmamamız gerekiyor. Çünkü bunun da reel kısmı yok. Ve karesini aldığımızda da buraya geleceğimiz için imajiner kısmı olmayacak. Karesini alınca 2 çarpı reel çarpı imajiner kısım geleceğinden ve bunun imajiner kısmı olmadığından 0 bulacağız. Yani bu kök de işimize yaramayacak. Başka bir deyişle işimize yarayacak olan kökler bunlar ve bunların karelerini alıp imajiner kısımlarının da mutlak değerlerini bulduğumuzda her şeyi 4 ile çarpacağız. Çünkü bu sayede a ve b'yi negatif yaptığımızda elde ettiğimiz kökleri de hesaba katmış ve birim çemberin etrafını da dönmüş olacağız. Şimdi hadi biraz düşünelim. Şuradan devam edeyim. Değerlendireceğimiz z'ler e üzeri pi bölü 12, e üzeri pi bölü 6, e üzeri pi bölü 4, bir saniye i'leri unutmuşum. E üzeri pi bölü 3i ve e üzeri 5 pi bölü 12i. Şimdi de karelerini almamız lazım. Bunları üstel formda yazdığımızda karelerini almak da çok kolay olacak değil mi? Karesini almak demek kuvvetleri 2 ile çarpmak demek. Mesela bu e üzeri pi bölü 6i olacak. Bu e üzeri pi bölü 3i. İyi, bu arada bu köklerin karelerini aldığımızın altını da bir kere daha çizivereyim, devam edeyim. Bu e üzeri pi bölü 2i, bu e üzeri 2 pi bölü 3i, bu e üzeri 10 pi bölü 12 ya da 5 pi bölü 6i olacak. Evet, buradaki köklerin karelerini aldığımıza göre sıra geldi imajiner kısımlarını bulmaya. Bunun kosinüs pi bölü 6 artı i sinüs pi bölü 6 olarak yazılabileceğini biliyoruz. Başka bir deyişle imajiner kısmı sinüs pi bölü 6'dır. Aynı şekilde yani öğler özdeşliği ya da formülünü kullanarak bunu da kosinüs pi bölü 3 artı i sinüs pi bölü 3 olarak yazabiliriz. Böylece imajiner kısmını da sinüs pi bölü 3 olarak buluruz. Buradan sinüs pi bölü 2, buradan sinüs 2 pi bölü 3 ve buradan da sinüs 5 pi bölü 6 gelecek. Şimdi de bunların neye eşit olduğunu bulalım. Mutlak değerlerini alalım, bulduğumuz değerleri toplayalım ve her şeyi 4 ile çarpalım. Çözüme çok yaklaştık. Nihayet, evet. Pi bölü 6. Pi 180 derecedir. Evet, derece cinsinden düşünmek bana hep daha kolay geliyor. Hemen bir birim çember çizeyim ki açıları gözümüzün önüne getirebilelim. Evet, sinüs pi bölü 6. Pi bölü 6 30 derecedir. Şöyle çiziyorum. 30 derecenin sinüsü 1 bölü 2'dir. Evet, burası 1 bölü 2. Burası da kök 3 bölü 2. Bu 1 bölü 2 eder. Pi bölü 3'ün sinüsü. Pi bölü 3 60 derecedir. Hemen çizeyim. Burası kök 3, kök 3 bölü 2. Bunu 30-60-90 üçgeninden de hatırlayabilirsiniz. Evet, pi bölü 2'nin sinüsü. Şimdi de buraya geldik. Buradaki sinüs değeri 1'dir. Başka bir deyişle bunun imajiner kısmı ya da aslında bu i eder ama imajiner kısmı yani i'nin katsayısı. Bu arada imajiner kısım denince hemen hemen herkes buna i'nin de dahil olduğunu düşünür ama imajiner kısım i'nin katsayısıdır. Her neyse. Nerede kaldık? Evet, bu 1 eder. Sırada 2 pi bölü 3'ün sinüsü var. Bir bakalım. Pi bölü 3 60 derece ise bu 120 derecedir. Şöyle çizeyim. 120 derecenin sinüsü pi bölü 3'ün sinüsüne eşit. Yani kök 3 bölü 2. Sonra bir de sinüs 5 pi bölü 6 var, öyle değil mi? 30 derece pi bölü 6, bu 150 derecedir. 150 dereceyi de hemen şu şekilde çizebilirim. Gördüğünüz gibi bunun sinüsü de pi bölü 6'nın sinüsüne yani 1 bölü 2'ye eşit. Hepsi pozitif olduğu için mutlak değer almadan doğrudan toplama işlemine geçebiliriz. 1 bölü 2 artı 1 bölü 2 1 eder. 1 daha 2 artı kök 3 bölü 2 artı kök 3 bölü 2 de kök 3 eder. Yani 2 artı karekök 3. Şu ana kadar bu çeyreklerdeki köklerle çalıştığımızı hatırlıyoruz değil mi? Bize çeyreklerin hepsi lazım değil mi? O halde bunu bir de 4 ile çarpıp köklerin karelerinin imajiner kısımlarının mutlak değerlerinin toplamını 8 artı 4 kök 3 olarak buluruz. Şimdi soruya geri dönelim. Bunun 8 artı 4 kök 3'e eşit olduğunu bulduk. Doğru yazdım değil mi? Evet, 8 artı 4 çarpı karekök 3. Bizden m artı n artı p'yi bulmamızı istiyorlardı ve artık sona geldik. 8 artı 4 artı 3, 15 eder. İşte bu kadar.